Sultanım. Ne var? Vaktiniz varsa bir hususta konuşmak isterim. Şu an seninle uğraşamam. Sonra gel. Gülşah Hatun'un yanından geliyorum. Beni dinlemenizde fayda var. Ne diyorsun sen? Çık dışarı. Her şeyi öğrendim. Gülşah itiraf etti. Asıl niyeti Hürrem Sultan'ı öldürmekmiş. Nasıl gözü dönmüşse. O değil de duyulunca sizden bilecekler kesin. Sen kimsin de beni tehdit ediyorsun ha? Ben mi öldürdüm yani? Bunu mu diyorsun? Haşa sultanım. Yalan söylüyorsun. Haddini bilmiyorsun. Bana tuzak kuruyorsun. Gülşah'ın bir şey anlattığı yok. Bir sultanı suçlamak neymiş öğreneceksin. Çık dışarı. Öyleyse bu ne? Gülşah dedi yerini. Ben şimdi bunu ne yapayım? İbrahim Paşa'ya mı vereyim? Valide Sultanımıza mı? Senden başka bilen var mı? Şimdilik hayır. Ben istemedim Nigar. Kendisi yapmış. Duyunca paraladım zaten. O yüzden bu halde. Sultanım. Ben inanırım da. Lakin başkaları inanır mı onu bilmem. Ne istiyorsun benden? Söyle. Ne istersen yaparım. Yeter ki kapa çeneni, kimseye bir şey deme. Bu çok tehlikeli bir şey. Duyulursa kellem gider. Seni hünkâr kalfası yaparım. Maaşın artar. Hem altın da veririm ha? Neden hırpalıyorsun kendini bu kadar? Uzatma bu mevzuyu artık. Yeter. Korkuyorum validem. Haremde bir katil kol geziyor. Ya bu bela bize de bulaşırsa? Bu yüzden mi ortalığı ayağa kaldırdın gece? Sinirlerim bozuldu. Herkesten kuş kullanıyorum. Gülşah da yok. Daha söylerim. Aklı başında birini gönderir sana. Kendim için söylemiyorum validem. Benim hizmetim kolay. Esas hünkâr kalfası tayin etmek zaruri. Malum. Daye Hatun sizin hizmetinizde. Sümbül Ağa haremin başında. Her şeye yetişemiyorlar. Haklısın. Benim de aklımda. Kalfalardan birini vazifelendireceğim. Endişelenme. Nigar Kalfa'ya ne dersiniz? Nigar mı? Nigar Kalfa tecrübesiyle, sadakatiyle en güvenilir kalfa. Eğer hünkâr kalfası tayin edilirse bir hayli faydası olur.